egzersiz reçetelendirmesini çok önemsiyoruz. Doğru egzersiz yapmasını çok önemsiyoruz. Özel bir muayene yapmamız gerekiyor. Spor yalanmaları riskini en aza indirerek onun egzersiz yapmasını sağlamak üzere bu değerlendirmeyi yapmak istiyoruz. Özellikle son yıllarda hareketsizliğin yarattığı etkileri çok iyi biliyoruz. Başta obezite olmak üzere pek çok kronik hastalığın ne kadar fazla ortaya çıktığını, hareketsiz bir yaşamla ne kadar ilişkili olduğuna dair çok fazla veri var elimizde, bunu iyi biliyoruz. Egzersiz reçetelendirmesini çok önemsiyoruz. Yani insanların egzersiz yapmasını, doğru egzersiz yapmasını çok önemsiyoruz. Ancak tabii egzersiz reçetesi vereceğimiz insanların da altta yatan bazı sorunları olabilir. Onların da güvenli egzersiz yapmaları için bir özel bir muayene yapmamız gerekiyor. Biz buna egzersize katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri ya da sağlık muayenesi adı veriyoruz. Bu muayenenin içerisinde öncelikle hastanın geniş bir öyküsünü almak çok önemli. Ailede bir takım kronik hastalıklar var mı? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Onları da öğrendikten sonra detaylı bir fiziksel muayene yapıyoruz. Bizim risk altında olduğunu düşündüğümüz iki ana sistem var. Bir tanesi kardiyovasküler sistem, yani kalp damar sistemi. İkincisi de kas iskelet sistemi. Çok da sık gördüğümüz bir olay değil ama egzersiz yaparken bir kişinin kalp krizi geçirmesi, hatta ölmesi hiç de istenen bir durum değil. Çabuk yoruluyor mu? Çarpıntı geçiriyor mu? Göğüs ağrısı oluyor mu? Hiç baygınlık geçirdi mi hareket sırasında, egzersiz sırasında? Bu gibi sorular son derece değerli oluyor bizim açımızdan. Detaylı bir fiziksel muayene yapıyoruz. Bunun içerisinde de kalp muayenesi çok önemli. İkincisi de kas iskelet sisteminin muayenesi çok önemli. Kas iskelet sistemi muayenesinde ise herhangi bir yaralanmaya neden olabilecek bir sorun var mı diye önceden değerlendirmekle sürdürüyoruz bu değerlendirmemizi. Özellikle ayaklarda, bacaklarda, eklemlerde uyum sorunu var mı? Bunu görmemiz lazım. Örneğin düz tabanlık gibi ya da O bacak gibi, X bacak gibi bazı deformiteler olabilir. Bunları biz aslında birer hastalık gibi görmüyoruz. Farklılık olarak değerlendiriyoruz ama bu farklılıklar normal bir yaşamda bir sorun yaratmazken, egzersiz yaparken ve egzersizin bir süre sonra, egzersiz sürecinden sonra bir takım eklem rahatsızlıklarına yol açabileceğini biliyoruz. Bu tür problemler olan insanlara uygun egzersiz önermek için de bu değerlendirmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. İyi bir fizik muayene, iyi bir değerlendirmeden geçtikten sonra ve en basit tetkik olan EKG yaptırdıktan sonra bu değerlendirmelerle birlikte egzersize katılım izni rahatlıkla verebiliyoruz. Değerlendirmeler tüm sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Tabii bu değerlendirmeleri yapmak hiçbir sorun ortaya çıkmaz garantisi vermiyor ama sorunları da çok aza indirmek için de elimizdeki en değerli döküman. Spor hekimliğinin aslında tanımında şöyle bir şey var. Hareketle ya da hareketsizlikle ortaya çıkan sorunlarla ilgilenir. Yalnızca sporcuların başvurduğu bir yer değil, aksine spora başlamak isteyen tüm insanların başvuru yapabileceği bir yer. Bu egzersiz ya da spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri de aslında bu bölümlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. İki şey açısından çok önemli. Birincisi, egzersize katılımla birlikte tetiklenebilecek altta yatan sağlık sorunları varsa bunları önceden saptamak için yapıyoruz. İkincisi, kişiye ait bir takım eklem özellikleri ya da kas iskelet sistemine ait bazı özellikler varsa bu muayenemiz sırasında görmek, değerlendirmek ve spor yalanmaları riskini en aza indirerek onun egzersiz yapmasını sağlamak üzere bu değerlendirmeyi yapmak istiyoruz.